17 yaşında Mahir, 17 yaşında kaldı Mahir'a bak. 15 Temmuz gecesi durdu kalbi. Atatürk Havalimanı'nda vurdular Mahir'i. Darbeci hainler gencecik Fidan'ı baba ocağından kopardı. Ayabak ailesi 8 yıldır Mahir'siz mahzun. Kolu kanadı kırık. Bir yanda gurur, bir yanda ise bitip tükenmek bilmeyen özlemi yaşıyorlar. Ben sabah ondan yatıyorum. Akşam ondan yatıyorum, sabah ondan kalkıyorum. ...20 Ağustos 1999'da dünyaya gözlerini açmıştı Mahir Ayabak. Binbir emekle büyütüldü, yiğit bir delikanlı oldu. Vatan, bayrak sevgisini yüreğine nakşetti ailesi. Öyle sevdalıydı ki doğduğu topraklara, 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin karşısına dikildi. Hayallerini ardında bıraktı, göğsünü darbeci hainlerin millete çevirdiği namlularına siper etti. Evlatlarımızı, namusumuzu, şerefimizi korusunlar diye, vatanımızı korusunlar diye getiriyoruz dünyaya. Hani vatanından milletine faydalı olsun diye getiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında hiç tereddütsüz sokağa çıkanlardan biri de Mahir Ayabak'tı. Garsonluk yapan Mahir, İstanbul İkitelli'deki iş yerinden çıktı, Atatürk Havalimanı'na gitti. Eli kanlı katiller gözünü kırpmadan milletin üzerine yaylım ateşi açtı. Mahir Ayabak bir kurşunla önce ayağından vuruldu. Beline isabet edip kalbinden çıkan diğer kurşun, yiğit vatan evladının şehadet madalyası oldu. 17 yaşında kaldı Mahir. Evlat acısıyla yürek yandı, ciğer kavruldu. Ne sofra doğru düzgün kurabiliyorum, ne bir aile resmini çekebiliyorum. Hani biz yaşıyoruz ama bir gelin bizim evde görün nasıl yaşıyoruz, nasıl bir hayat yaşıyoruz. 3 sene boyunca şurada oturdum, Mahir'in şuradan gelişini bekledim. Gelmeyeceğini bile bile. Evet gidiyorum, toprağını kokluyorum, toprağını elliyorum. Ama gelip burada oturuyorum. Anne kapı aç diye gelmesini bekledim. Bir anne için kendi kendini kandırmasını demek, bilir misiniz? Sıkıldıkça, daraldıkça ona koşuyorum. Mermerine elimi koyuyorum. Çiçeklerini elliyorum, gülleri açılmış, güllerini kokluyorum. Çünkü o benim goncamdı, ben her zaman diyorum, o benim goncam olduğu için goncalarını seviyorum. Darbe girişiminde şehadet şerbetini içen 18 yaşını doldurmamış 8 şehitten biri Mahir. 17 yaşındaki gencecik Fidan, Edirne Kapı şehitliğinde vatan toprağına emanet. Oğlumun ayak ucunda oturuyorum, kafamı koyuyorum. Orada oturduğum zaman sanki orada bana bakıyor. Ondan sohbet ediyorum, ferahlanıyorum, geliyorum evine. Muhteber Ayabak'ın 3 evladı daha var. Yüreği yaralı olsa da vatanı ve evlatları için dimdik ayakta duran bir anne o. Bu vatana sahip çıkalım. Yani kim bu vatana sahip çıkıyorsa bunun arkasında olalım. Biz şu anda biliyoruz kimin bu vatana sahip çıktığını. Ha bütün hainler bir araya gelmiş. Hani düşün ki yarın bir gün bu hainler bir araya geldik de bu başa geçtikleri zaman ne olacak? Yani ne olacak? Hani bütün örgütler dışarı çıkacak. Askerlerimizin de katilleri dışarı çıkacak. 15 Temmuz şehitlerimizin de katilleri dışarı çıkacak ve elini kolunu sallaya sallaya gezecekler. Zaten bize diyorlardı, yani orada beni çok tehdit ettiler. Az kaldı. Siz burada olacaksınız, biz yerinizde olacağız. Bu halk bunları unutup da o hainlere bu fırsatı verirse benim ve 251 şehidimizin ve tüm şehitlerimizin hakkı helal olmasın. Ben bunu diyorum. Şehit Mahir'in bizlere emaneti muhteber annenin son sözleri, Türk milletine en açık çağrısı. Bu vatanı hainlerin eline bırakmayalım. İşte şöyle oldu, böyle oldu, şu zam geldi, bu zam geldi. Evet var böyle bir, bu tüm dünyada var. Yalan değil. Ama vatanımız olmadıktan sonra bunların hiçbiri olmayacak.
emin olun. Yani birçok şeye kızıp da biz bu vatanı hainlerin eline bırakmayalım.